Herkese merhabalar. Pelin Karan Nefis Tarifler başlıyor efendim. Bugün menümüzde komşularınızı peşinizden koşturacak şahane tariflerimiz var. Ve bu tariflerin hepsi renkli, pratik, lezzetli ve aynı zamanda cep yakmayan tarifler olacak. Hep böyle mutfağınızda elinizin altındaki malzemelerden faydalanacağız. Hatta bir tanesi ödüllü bile diyebilirim. Dolayısıyla bence bugün ekran başından ayrılmayın. Konuğum Adapazarı'ndan katılıyor. Sevgili Gülderen Kolçak. Kendisi çok güler yüzlü, hoş sohbet biri. Birazdan onu yanıma alacağım. Hem güzelce sohbet edeceğiz hem de bütün yemeklerimizi yapmaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Dereotlu kek yapacağız. Göster marifetlerini. Tamam. Tuzlu bir kek olacak. Tatlı bir kek yapmayacağız. Pazar günleri eşim yardımcı olur. Mutfakta yardımcı olan eşler favorim. Bir şey değil mi? Çok güzel kabarmış. Çok tadında olmuş. Çikolata bohçaları bence günün enteresan tariflerinden biri. Kızım maşallah daha yaparken yiyor. Kızını aratmam. Merak etme. Yaparken yerim. İşin sırrını öğrendiniz. Öğrendim. Evde yapacaksınız galiba işinizi. Tabii ki yapacağım. İşimi değil de çocuklarımı. Anında sıcakken krebi içine muhallebi koyuyorsunuz ve böyle katlıyorsunuz. Oo, efsane gözüküyor. Çok güzel. Bir adet ödüllü patates salatamız var. Çok seviyorum hamur yoğurmayı. Vallahi. Ay sana bugün hamur yoğurtsaydık keşke. Bodrum'a tatile götüren salata. Birinci olan 5 yıldızlı otele gitti. Sizin kaç yıldız? Bizimki oda kahvaltı bir tatilde. Diyorsanız ki ben sıkıldım farklı bir şey sunmak istiyorum. Bu hakikaten öyle bir tarif. Göbek marullu tavuk salatası. Siz evde yapar mısınız yemek? Yapıyorum tabii, ne yapacağım? Çocuklar var, koca var. Ben onu yerim, sıkıntı değil. Güzel, sunumu da hoş, lezzetli bir salata oldu. Konuğum geldi. Önce güzelce bir sohbet edelim. Seni tanıyalım. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkürler. Güzel bir menümüz var. Şahane yemekler yapacağız. Ama İnşallah. Ondan öncesinde şöyle bir seni tanıyalım. Evliyim, 38 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 17 yaşında bir oğlum var. İnşallah. Erken anne oldun o zaman değil mi? Evet, 21 yaşında anne olduk. Bir kızım var. İkisi de bu sene Allah nasip ederse sınava girecekler. Kız da bu yakın mı? Evet, evet. Biri ortaokul sınavına, liseye geçiş. En zor dönemler evet, değil mi bu sınav dönemleri? Diğeri üniversite sınavına girecek. Bu sene biraz benim için yorucu bir sene olacak. Sen mutfakta terapi olarak devam et. Evet, onların sevdiği şeyleri yapıp onlara destek olmaya çalışacağım ben de inşallah. Vakit nasıl geçiyor? Olarak. Çalışıyor musun? Ev hanımısın? Ev hanımıyım ama mutfakla çok ilgilenmeyi seviyorum. Güzel şeyler gördüğüm zaman değişik tarifler yapmayı çok seviyorum. Mesela böyle klasik tariflerden çok değişik tariflerimi tercih ediyorsun. Evet, çünkü evet, biraz bugün evet. Menümüz de öyle aslında. Evet, inşallah. Bugünkü menümüz aslında kendi tarifleri, yani senin kendi tariflerin. Dolayısıyla böyle belli ki yeni şeyler eklemeyi denemeyi seviyorsun. Evet, seviyorum. Tepkiler nasıl oluyor seviyorum. Yeni şeyler deneyince? Valla çok güzel tepkiler var tabii ama böyle bir de günlerimiz var mesela bizim. Günlerimizde falan da oturduğumuz zaman arkadaşlar hep diyorlar hani gene değişik bir şey yapmışım. Hep değişik bir şey yaparsın? Önemserim, evet önemserim derim. Yani bunu ben işte Pelin Hanım'a geçen sefer geldiğinde yapmıştım. Bu sefer başka bir şey olması lazım. Asla üşenmem. Ben sana yani 3 kez gelsem 3'ünde de farklı şeyler yerim. Evet. Ay ne güzel ev sahibi. En sevdiğim. Bizde de mesela bir menü vardır. İşte atıyorum 4-5 çeşit, 6 çeşit neyse. Her misafire aynı menü verir. Onu yapmak kolay, pratik diye. Bazı hanımların öyle kaçışları var. Yani farklı insanlara gelince aynı menü yapılabiliyor tabii. Sen onu çok tercih etmesin. Ya tabii yani sıkışık olduğumuz zamanlarda çok ani misafirlerde belki öyle ama... Tabii belli günü belli olan zamanlarda ona göre biraz daha özen gösteriyoruz. Evet. Bu arada bizim gözlerimiz benziyor mu seninle acaba? Bir öyle gibi bir şey öyle hissettim. Gibi. Sanki benziyor gibi biraz renkler. Evet. Çipil çipil birbirimize bakarak bir program yapacağız inşallah. İnşallah. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. İlk tarifimizin böyle güzel ve dolu dolu malzemeleri var. Hem aslında yani kek yapacağız ama tuzlu bir kek olacak. Tatlı bir kek yapmayacağız. Evet. Dereotlu kek yapacağız efendim. Hemen malzemeleri gelsin sonra da işe başlayalım. Dereotlu kek. 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım demet dereotu, 250 gram beyaz peynir, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 3 yemek kaşığı çörek otu. Günün ilk
ilk tarifiyle başlıyoruz. Dereotlu kekimizi şimdi yapacağız. Ben dereotlu beyaz peynirli annemin bir poğaçası vardır. Onu çok severim. Çünkü böyle hani kahvaltıda çok güzel oluyor. Böyle beş çayın da yanına evet, çok güzel oluyor. Evet, onu da mesela hiç kek versiyonu hiç yemedim. Poğaçasına bayılırım güzel, ama. Poğaçası da çok güzel. Evet değil bence de çok güzel. Dereotu girdiği zaman güzel. Bir de beyaz ben peynirle çok buluşunca. Beğeniyorum. Evet değil mi? Kesinlikle öyle. Aynı misafir geldiğinde de aslında pratik bir tarif olabilir değil mi? Evet olabilir tabii. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ne yaparız? Nerede başlayalım? Öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. Tamam. Tabii şimdi yumurtayla şekeri çırpmayacağız. Çünkü bu tarifin içinde şeker yok. Evet. Tatlı bir kek olmadığı için. Çırpıcı çıkartayım mı? Evet. Şuradan size zahmet. Şöyle yapalım. Evet. Yumurta kendi başına mı çırpacaksın? Yoğurtla mı? Yoğurdumuzu da ilave edeceğim. Onu biraz daha şuradan çıkartabiliriz kablosunu. Tabii. Şöyle yapalım. Yoğurdu da ilave edelim. Önce evet, yoğurtla başlayalım. Yumurtayı çırpıyoruz. Yoğurt da o kadar güzel gözüktü ki. Evet. Değil güzel mi? Görünüyor. Şöyle yapalım. Evet, başlıyorum ben. Tamam. Sonrasında dereotlarımızı isterseniz siz yavaş yavaş doğrayın. Hemen şöyle doğrayayım. Hepsi fazla mı gelir? Hepsi fazla gelir. Değil mi? Sanki biraz daha şuralardan alsam. Yarısı yeterli olacak. Peynirimizi ben yavaş yavaş kırıp kırıyorum. Ellerimiz temiz tabii ki. Ellerimizi yıkadık öyle başlıyoruz işe. Mutfakta sana yardım eden kimse var mı evde? Kızım yardımcı olur arada. Arada ne yapıyor? Evet, sever. Kurabiyeyi çok seviyor. Kurabiye mi? Evet, annelerle tırtıl kurabiye. Tırtıl mı? İşte evet, şey olsun, kahve çekirdeği, onlara bayılıyor. Çırpıcıyla devam mı edeceğiz, spatula ile mi karıştıralım? Hı-hı. Ne dersin? Yağımızı da hemen koyuyorum. Şöyle yaptık. Hızlı başladık bugün yine, pratik bir tarif çünkü. Yağımızı da ekleyeceğiz. Aslında mesela dereotlu beyaz peynirli poğaçadan çok daha kolay. Çünkü onda gene bir hamur açıyorsun, yoğuruyorsun. O biraz daha zahmetli. Bu daha da kolay olacak hanımlar için. Yani yaptıktan sonra bence her şey kolay. Kolay. Evet. Hayır bir de yeni mutfağa İyice girenler olduktan. Oluyor ha, ilk tanışan var yemekleri. Tabii. Kaçıyorum sıçraması. Evet biraz sıçraması ama dikkat edin. Şöyle yaparsak yeterli olur bence. Tamam. Şimdi unumuzu ilave edip bayağı bütün malzemeleri aynı kapta karıştırıyoruz. Hemen veriyorum. Ölçerek koyalım ki evet tamam. Hanımlara kolaylık olsun. Oğlan mutfağa giriyor seni. O yardıma girer. Öyle pek bir şey yaptı ama böyle bazen onları Kurban Bayramı'nda falan kıymanın başına, etin başına alıyorum yardım etsinler biraz diye. Biraz sokmak lazım çocuklara mutfağa. Çok pazar günleri eşim yardımcı olur sağ olsun. Ay ne kadar güzel. Evet. Ay, şimdi, mutfakta yardımcı olan eşler favorim. Yani böyle hazır bir şey yapamaz ama bu arada onun üzerine kabartma tuzumu da ekliyorum. Biraz da tuz alacağım. Tuz alalım. Evet, olmaz peynirimizde tuz vardır. Biraz da tuz ekleyelim. Tamamdır. Tekrar bir karıştıracağız. Evet. Bunu şimdi böyle yedirip, yapıyorum ki sıçramasın diye. Ben de öyle yapıyorum. Size de şey olmasın. Tamam bu kadar. Şimdi kalıplarımızı koyalım. Bayağı artık kalıba dökme vakti. Tepsimizi de alalım arkadan. Tepsimizi de alalım. Ben yine bunu gerçekten böyle bir yedireyim. 3-5 dakikalık bir tarif. Çok kolay. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Bir de genelde elimizde olur. Peynirimiz bir vardır. Bir dereotu mutlaka vardır evde. O yüzden çok da böyle sizi zorlayacak, çok masraflı da bir tarif değil. Kabarma payını düşünüp mü koyuyorsun? Tabii ki. Tam dolduruyorsun değil mi? Üzerlerine çörek otu koyalım. Ben mesela geçen dönem pasta kursuna gittim. Dediler ki... Öyle boş zamanlarında da öğrendiriyorsun. Tabii. Hatta öğretmenime de söyledim gelirken hocama anlattım. Dedim hocam böyle böyle. Ben dedim gidiyorum Pelin Hanım'ın programına katılacağım. Ne dedi? Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Siz de yaparsınız dedi sağ olsun. Ama tabii yani bir şey biliyorsunuz ama... Şimdi sadece bir şey her meslekte öyle ama bir şey bilmek yetmiyor. Bir de onu geliştirmek lazım. Çünkü
her işi kendi alanında gelişiyor. Herkesin farklı bir bilgisi olur yani. Bilginin fazlası olmaz. Başka kursları sever misin? Böyle el işi kursları falan yoksa sadece çok el işiyle işim yok. Yani ama kızken gitmiştim, evlenmeden önce gittim. Evlendikten sonra biraz hani genç yaşta anne olunca çoluk çocuk biraz... Tabii şimdi daha boşluğa düştük. Tabii şimdi çocuklar kocaman oldular. Küçük olsalar sıkıntı. Geliyorlar. Kendi yemeklerini kendileri yiyebiliyorlar. Koyabiliyorlar, hazırlayabiliyorlar. Zaten oğlum bütün gün yok lise öğrencisi olduğu için. Kızım sabahtan gidiyor, öğleden sonra yok. Böyle sırf yanımızda olsun diye çocukları aslında çok da bağlamamak lazım bulunduğunuz şehre. Nerede iyi bir gelecek varsa aslında oraya gitmeleri lazım. Yeter ki Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Evet, kendi başına kalmayı da insan öğreniyor. Ben Eskişehir'de okudum mesela. Eskişehir'e gittiğimde 17 yaşındaydım ve kendimi çekip çevirmeyi öğrendim. Yemek yapma ilk yemeğim patates yemeği mesela. Orada öğrendim. Kendi faturalarımı yatırmayı öğrendim. Bu önemli bir şey. O yaştaki gençliğe sorumluluk alıyorsun aslında. Bunlar tamam değil mi? Ay bir şey diyeceğim. Valla 2 dakikada sohbet ettik. Tarif bitti. Tarifimiz hazır oldu. İnanılmaz pratik. Evet. Şimdi dereotuyla süsleyeceğiz. Kekimiz oldu, dereotu kekimiz. Şimdi fırına atacağız. Kaç derecede pişer sanırım? 180 derece iyidir. Tabii herkesin fırınına göre değişir. 20 dakikaya yeterli yakın üstü kızarana kadar pişirdiğimiz takdirde yeterli. Hadi bakalım şöyle o zaman koyalım. Tam ortaya. Evet, tam ortaya koyduk. Gitsin bakalım. Dereotlu kekimiz, beyaz peynirli, böyle muffin kaplarında çıtır çıtır güzel güzel pişsin. Biz de bu sırada gün ikinci tarifiyle devam edelim. Güzel bir tatlı gelecek şimdi. Çikolata bohçaları geliyor. Çikolata bohçaları bence günün enteresan tariflerinden biri. Kızım maşallah daha yaparken yiyor. Kızını aratmam, merak etme. Yaparken yerim. İşin sırrını öğrendiniz. Öğrendim. Evde yapacaksınız galiba işinizi. Tabii ki yapacağım. İşimi çocuklarım yapıyor. Anında sıcakken krebi içine muhallebi koyuyorsunuz ve böyle katlıyorsunuz. Oo, efsane gözüküyor. Çok güzel. Bir adet ödüllü patates salatamız var. Çok seviyorum hamur yoğurmayı. Vallahi. Ay sana bugün hamur yoğurtsaydık keşke. Bodrum'a tatile götüren salata. Birinci olan 5 yıldızlı otele gitti. Sizin kaç yıldız? Bizimki oda kahvaltı bir tatilde. Diyorsanız ki ben sıkıldım, farklı bir şey sunmak istiyorum. Bu hakikaten öyle bir tarif. Göbek marullu tavuk salatası. Siz evde yapar mısınız yemek? Yapıyorum tabii, ne yapacağım? Çocuklar var, koca var. Ben onu yerim, sıkıntı değil. Güzel, sunumu da hoş, lezzetli bir salata oldu. Çikolata bohçaları geliyor. Çikolata bohçaları. 4 adet yumurta, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 50 gram bitkisel margarin, 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı su. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 50 gram bitkisel margarin, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Süslemek için çikolata sosu. Çikolata bohçalarıyla devam ediyoruz. Çikolata bohçaları hem böyle bir güzel muhallebisi olacak. Evet, değil mi? İçinde. Hem krepten bohça yapacağız. Hem de çikolata sosu olacak sanırım. Evet. Bu da güzel bir tarif. Çok güzel. Nasıl buldun bu tarifi de ya? Ben bunu yaparken kızım maşallah daha yaparken yiyor ama aslında... Kızını aratmam. Merak etme. Yaparken yerim. Krepten, muhallebiden yerim. Hiç problem değil. Ama şöyle bir şey var. Bazı şeyler hani böyle bir gün bekleyince daha da güzel olur böyle ya. Böyle bir şey mi? Evet. Bu bir gün beklerse çok daha güzel. Yani misafiriniz gelecek. Bir gün önceden yapın. Atın dolaba. Ertesi gün çıkarın, hazır sanki olsun. Sanki mesela böyle krep olduğu için o gün yemek gerekir gibi düşünüyorum. Ama şimdi pişirirken göreceksiniz. Bir tarafı pişiyor, bir tarafı pişmiyor yapıştırabilmek için. Onun için böyle yapmak lazım. Değişik bir tarif. Hadi başlayalım. O zaman önce muhallebisinden başlayalım. Evet, başlayalım. Şöyle geçelim başına. Soğukken mi karıştıracaksın? Karıştım. Hepsini dökeceğiz şurada içine. Şurada çırpıcılarımız var. Neler at edersen. Hepsini dökeceğiz içine. Önüm altına açayım. Da... Tamam. Nelerimiz var şimdi? Şöyle. 50 gram margarinimiz var. Tamam. Sütümüzü ilave ediyoruz. Bu da farklı bir muhallebi tarifi gibi. Genelde böyle muhallebileri margarini sonradan ekliyorlar altını kapatırken. Ama o şimdi kavurma
kavuracağımız zaman olduğu için. Bu daha farklı için. Olacak. Tabii. Şekerimizi koyuyorum. Ne önce ekledik? Pişimini sağlıyoruz. Sütü ekledik, yağını ekledik. Evet. Başka ne koyduk? Un koyduk. Nişasta koyduk. Hı-hı. Şekerimizi koyduk. Şimdi çırpıyoruz. Pişecek. Piştikten sonra soğuyacak. Soğuyunca içine bir paket vanilya ve toz halinde krem şanti koyacağız. Toz halinde özellikle söylüyorum. Çünkü sütle karıştırıp koyan arkadaşlar oluyor bazen tarifleri alıp. Ondan sonra diyorlar ki olmadı. Ama hata orada. Ekstra bir süt yok yani. Toz halinde katıyoruz. O onun dolgunluğunu sağlayacak. Yağımız da içine inmeye başladı. Evet. Bütün malzemeleri aynı anda koyduk zaten. Karıştırıyoruz. Evet, topaklanmasına fırsat vermeden karıştırıyoruz. Altını kapattıktan sonra vanilyasını ve toz krem şantisini ekleyeceğiz. İlave edeceğiz. Sonra da krep yapacağız. Sırada krep olacak. Evet. Ben de krepi çok severim. Krep. Çok güzel. Tek başına böyle hamur işi çok sevdiğim için böyle bıt 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 yerim ondan böyle. Ay bayılıyorum o işlere. Hiç de belli olmuyor yediğiniz oluyor, zaman. Oluyor merak etme. Şimdi zayıfladım daha geçen sezonda öyle oluyordu. Kaynasın muhallebimiz, ondan sonra vanilyasını ve toz krem şantisini ekleyip soğumayı bırakacağız. Ardından da krepe geçeceğiz. Artık kıvamı geldi. Bunları daha sonra ekliyoruz. Biraz soğuması lazım. Tabii, hemen tabii, o iç sıcaklığı bir çıksın. Ondan o zaman arka ocağımızı alalım. Tamam. Biz de bu sırada krepimizi yapmaya geçeceğiz. Evet, başlayalım. Şurada soğutalım bunu. Evet, gelelim krebe. Krep de yapmak aslında biraz maharet istiyor sanki. Biraz bir kıvam tutturmak zor oluyor bazen. Ölçüleriniz tamamsa hiçbir sıkıntı yok bence. Tabii ki. O zaman başlayalım. Göster marifetlerini. Tamam. Nereden başlayalım? Altını hemen yakmayayım o zaman. Yok yakmayayım. Birazcık kapatayım o zaman. Önce çırpalım. Tavamız ısınsın diye yaktım ama fazla olacak. Bunları ayırdık. Şimdi ne ekliyoruz? Şimdi yağımızı eritmek için şuna koyayım mı? Olur. Ya da şöyle daha küçük bir tava olabilir. Bak mutfağımı keşfettirse kendi başına şey yapıyor. Evim gibi. Tamam hadi gel bunu da yapalım o zaman. Ne yapacağız? Yağ mı eritelim? Şunu eritelim. Hı hı. O zaman sıvı yağ kullanmıyoruz. Hayır. Katı yağ eritip kullanacaksın. Evet. Ben mesela hep sıvı yağ ile yapıyorum. Bu arada ben yumurtalarımı kırayım. Siz onu eritin. Tamam. Şöyle yapalım. Gene 50 gram kadar sanıyorum. Aynı denk gelecek. Bunu eritiriz. Neden katı yağ eritip kullanıyoruz? Farklı mı oluyor tadı? Ya da bu tarif için mi öyle geçerli? Bu tarif için öyle. Hı. Yani normal krepte nasıl sıvı yağ kullanırsak burada kullanmıyoruz. Bol yumurtamız var. Evet. Evet. Yavaş yavaş ekleyelim. Şimdi yavaş yavaş çok yavaş ekliyoruz tamam. ki. Pişirmesin yumurtayı. Evet yumurtayı pişirmesin diye. Omlete dönmeyelim diye. Buradan. Şöyle. Aha. Yavaş yavaş minik minik ekleyelim. Karıştırayım. Aha. Biraz bir yedirelim. Evet. Şimdi biraz farklı bir krep aslında tarifi oldu. İçine bu şekilde yağ koyunca. Süt koyduk mu? Hayır. Süt de koymuyoruz. Su koyduk. 1,5 su bardağı yani su. Bildiğiniz bir krep yapayım içine muhallebi koyayım. Hayır hayır değil. Alakası yok. Ya bu önemli bir tarif. Hani o bildiğiniz o tuzlu kreplerle alakalı bir krep değil yani. Farklı. Ve müdavim olunacağı bir krep. Gerçekten o kadar. Bunu da arkaya alabilirim. Harika. İçine bu sefer kakao da ekledik. Yani bildiğiniz beyaz krepten çok daha farklı bir yere gitti. Evet şimdi unumu da onu ekliyorum. Da ekleyeceğiz. Artık ben açayım biraz tavamın altını ısıtsın bence değil mi? Olabilir. Sonra buz gibi tavaya koymayalım. Kabartma tozumu da ekliyorum üstüne. İyice oldu. Şuradan bir kepçemizi çıkartalım. Bu yanımızda bir dursun. Bu arada bu muhallebimizin malzemelerini de ekleyelim. Çünkü biraz soğumuştu orada. Çünkü böyle birlikte yapıştıracağız. Tabii anlık aynı olacak anda yani. Aynı anda olması lazım. Evet. Anlık onu olacak. Hemen öne doğru alayım.
onu böyle koyalım. Şöyle getirelim. Şu kaba da alabiliriz istersen. Alalım mı? Daha tamam. Da rahat soğur. Şuradan bir spatula ile birlikte. Onun içine mi karıştıralım, ne yapalım? Burada tabii mı karıştıralım? Tabii daha iyi olur. Tamam. Krem şanti de koyacağımız için içine. Kreplerimizi dökeceğiz. Evet. Hemen muhallebimizi içine koyacağız. Tamam. Bir yapıştıracağız. Tamam. Bu arada onun altı hala yanıyor. Vanilyamızın hepsini ekleyeyim mi? Fazla mı gelir? Bir vanilya, bir ekliyorum. Paket de toz şanti ekliyoruz. Evet. Toz krem şantimizi ekliyoruz ama bunları biraz soğuduktan sonra yapmamız gerekiyordu. O yüzden beklettik. Evet. Bir de sana tabak çıkartayım. Yaptığımız krepleri. Tabii tabağımızda yapıştıralım. Yapıştıracağız. Şimdi biraz böyle aşamalı bir tatlı bu. Tabii. Sıralamayı iyi götürmek lazım. Bir yana krepleri atayım yapayım sonra muhallebi yapayım olmaz. Öyle bir şansınız yok, hayır. Öyle olan tarifler de var ama bu öyle değil. Evet, kreplerimizi yapıştı. Başlayabiliriz. Bunu mu sarpalım istersen? Tamam. Muhallebi tarafta kalsın. Muhallebimiz orada kalsın. Kepçen de burada. Haydi başlayalım. İlkinin şöyle günahı olmaz öyle derler. Krep öyle olur tabii, yapışabilir, bilemeyiz. Genelde öyle olur. İlki biraz yapışıyor. Ona yapacak bir şey yok. İlki aslında bir tavayı hazırlama süreci gibi de biraz oluyor. Spatulamızı hemen alalım. Şu işini görür mü? Görürüm inşallah. Göz göz oldu. Kız göz mü var bizde? Göz. Niye öyle oldu acaba? Göz göz oldu krepimiz. Şimdi bir dakika, böyle bir tarafını alıyoruz. Pişirmiyorsun. Döndürmüyorsun. Hayır, tek tek hemen bir kaşık mi alıyorum. Tamam. Kaşıkla. Şunu şuraya getireyim. Yaptıklarımızı bunda bekleyelim. Sonra servis tabağımıza alırız. Hemen anında içine koyduk. Anında böyle yapıştırıyoruz. Yani bir tarafının pişmemesindeki zaten özellik o. Ha, ya öyle krep gibi ters yüz döndürmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. Bu kadar. Onu istersen şu cam fırınkamızı alalım. Orada hemen dursun. Bu şekilde. Evet. Aa, çok değişik oldu. Hemen devam. Hemen ikincisi. Bu arada yapışmadı. Yapışmadı vallahi, ilkini heba etmedik. Çevirmediğimiz için. Tava mı güzel bilemiyorum artık. Tava da fena değil. Evet. Tava da iyidir. Ama tava çok önemli Pelin Hanım. Öyle değil mi? Bunun gerçekten öyle. Tavaları daha iyi oluyor. Arkadaşım tarif istedi bir gün. Ay yapamam falan dedi. Dedim ben sana yaparım. Gittim Allah'ım 3 tane yaptım yapışıyor. 5 tane yaptım yapışıyor. O zaman elinin lezzeti de olmuyordu. En sonunda gittim evden kendi tavamı kendime aldım geldim. Oh dedim tamam oldu. Şöyle gösterelim. Bütün hemen üstü göz göz oluyor. Evet. Ve döndürmüyorsunuz. Evet, bu kadar. Hızlıca evet, tekrar. Aynı işlemi birkaç tane daha yapalım. Şöyle tabağımız dolu dolu olsun. Anında sıcakken krebi içine muhallebi koyuyorsunuz. Ve böyle katlıyorsunuz. İşin sırrını öğrendiniz. Öğrendim. Evde yapacaksınız galiba işinizi. Tabii ki işinizi yapacağım. İşimi değil de çocuklarımı yapacağım. Çocuklar çok seviyor ama. Evet. Hemen göz göze oluyor. Çok hızlı pişiyor. Yani böyle bir 20-30 saniyede pişiyor. Tabii. Hemen alabilirsin. Diyorum ya kızım yaparken yiyor diye. Bu şekilde yapalım o zaman. Tamam. Biraz daha böyle porsiyonlarımız şu alsın. Ondan sonra en son aşamada zaten çikolata sosunu hazırlayıp üzerine dökeceğiz. Bohçalarımız hazır efendim. Artık sunabiliriz ama sunmadan önce diyoruz ki biraz hani dolapta dinlenmesi iyi olur demiştik. Hemen tabii, muhallebisi kendini tabii bırakmasın diye. O yüzden önce bunu dolaba atalım. Biraz dinlensin. Ondan sonra çıkardığımızda da güzel bir çikolata sosunu servis edeceğiz üstüne. Afiyet güzelce olsun, sunum hazır olacak. Onu hemen alayım ben oradan. Şöyle dolabı kapağını açayım. Biraz dinlendirelim. Teşekkürler. Evet. Birazcık kendine gelsin. Dediğim gibi aslında bir gün önceden de hanımlar yaparsa tabii çok büyük rahatlık. Sadece soslama aşamasını son dakikaya bırakabilirler. Evet. Bu sırada tabii ki dereotlu keklerimiz de pişti. Hemen onu alalım. Mis kokular geliyor. Evet. Şöyle çıkartayım onları bir. Gayet de güzel olmuş. Çok güzelmiş. Şuraya koyayım, yanmadan koyalım. Servis tabağımızı alacağım. Biz sadece dereotu koyduk Pelin Hanım. Neler tabii isteyen başka? Mesela buna maydanoz ekleyebilir, taze soğan ekleyebilir. Ama İçine mi pişirirken? Tabii tabii. Şöyle bir
Şöyle bakalım, biraz tepsi sıcak hala. Kağıdını şöyle çıkartalım değil mi? Şurada çıkartalım olmadı. Ben de yardım edeyim size. Şöyle bakalım. Böyle olunca rahat yırtılıyor, çıkıyor bu kağıtlar. Of, çok güzel pişmiş. Hala sıcak. Sıcak. Of of of. Ay çok güzel. Yayını çok bırakıp yemeğe mi geçsek acaba? Ha? Direkt biz yiyebiliriz artık yemek yapmaktan vazgeçip. Evet. İkimiz de yemeği seviyoruz çünkü. Seviyoruz. Bir şey değil mi? Çok güzel kabarmış. Çok tadında olmuş. Ama Pelin Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Öyle de bir huyum var ki asla misafirim gelmeden hiç ellemem yemeklerimi, biliyor musunuz? Nasıl, tadına bakmıyor musun mesela yaptığın şey? Sadece ya hani da salata falan yaparken hani limonuna, yağına, tuzuna bakarım ama şimdi bunun mesela kaç tane var? 10 tane. 10 taneden bir tane eksilmez. Öyle mi? Evet. Hani bir çocuklar geleyim yiyeyim falan varsa? Hayır, derse, asla. İzin vermiyor musun öyle bir şey? Olmaz, yok öyle bir şey. Sıcacık çok güzel oldu. Önce be. Misafirler. Efendim, dereotlu keklerimiz hazır. Günün ilk tarifiydi. Güzel, çok pratik, gerçekten çok pratik. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz hem böyle çay saatlerine, altın günlerine, kahvaltılara çok güzel bir, çocukların böyle okula da gönderebileceğiniz güzel bir atıştırmalık oldu diye düşünüyorum. Çok lezzetli. Tatlımız dolapta soğusun. Biz de bu sırada nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım. Bakalım içine neler eklemişiz. Üçüncü tarifine geçmeden önce biraz dolapta soğumasını bekledik ve tatlılarımız soğudu. Çikolata bohçalarımız, hemen onları servis edelim. Evet, servisimizi alalım. Soğuyunca daha güzel oluyor. Hem krep hem muhallebi biraz kendine gelmiş beklemesi, oluyor. Tabii tabii, kesinlikle beklemesi gerekiyor. Oh! Bol çikolata sosu. Efsane gözüküyor. Çok güzel. Gerçekten çok soğudu şu an. Beyaz çikolata olur ya da sevdiğiniz başka bir şey. Damağınızı belki çilekli muzla şenlendirecek. Üstüne servis yapmak isterseniz her türlü güzel bir tatlı bu. Evet. Hemen sunalım efendim. Olsun. Çikolata bohçalarımız hazır. Pratik bir tatlı, değişik bir tatlı oldu. Hem böyle bir krep yaptık kakaolu ama farklı bir krep tarifi. Hem de içine güzel bir muhallebi koyduk. En son dolapta dinlendirip biraz da çikolata sosuyla şöyle bir gezdirdik ve sunduk. Şimdi biz bunu nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım. Bakalım neler koymuşuz içine. Üçüncü tarifi ödüllü patates salatası. Malzemelerimizi yanımıza aldık. Şimdi neden ödüllü? Önce bir onu sorayım. Patates salatasının ödüllü nereden? Evet. Daha çocuklarım küçüktü. Adapazarı'nda bizim böyle yöresel yemek yarışmaları yapılıyor. O zaman ben de yöresel de vardı, gene başka türlü yemekler de vardı. Ben de bu salatamla katılmak istedim. O zaman salatamız üçüncü oldu. Bodrum'a tatile gittim. Ödül tatil miydi? Ödül tatildi. Üçüncüye tatildi. Patates salatası. Evet. Tatile götüren patates salatası. Evet, evet, süper. Evet. Onun için bende anısı çok büyük. Vallahi güzel bir şey. Evet, patates güzeldi. Patates salatası normalde herkesin yaptığı, sevdiği bir şeydir ama mesela yarışmaya katılmak için enteresan bir tarif. Hani daha basit gibi geliyor kulağa. Ama şimdi bayağı bir zaman farkı var arada. O biraz şimdi, eskiden tabii, daha tabii, tabii. O zaman normal patates salatalarıydı. Şimdi normal patates salatasını yapan çok az insan kaldı. Evet, hep değişik versiyonlar deneniyor. Var. Tabii. Bu da çok güzel bir salatamız. Hadi bakalım. İddialıyız yani. Renkli ve güzel bir patates salatası bizleri bekliyor. Önce malzemelerimiz gelsin, sonra da yapımına başlayalım. Ödüllü patates salatası. 6 adet haşlanmış patates, yarım demet taze soğan, 1 adet havuç, 150-200 gram pancar turşusu, 1 su bardağı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz. Süslemek için yarım demet maydanoz. Ödüllü patates
patates salatasına başlıyoruz. Haşlanmış patateslerimiz var, pancarımız var, pancar turşusu, taze soğan, maydanoz, olmazsa olmaz tabii limonumuz, havucumuz, mayonezimiz, yoğurdumuz, güzel ve renkli bir salata sanıyorum. Rengarenk. Dizleri bekliyor. Nereden başlayalım şimdi önce? Patateslerimizi rendeleyelim. Tamam. Ben de kesme tahtasını alayım. O da yanımızda dursun. Haşlanmış patatesleri bir güzel rendeleyeceğiz. Pancar renk vermek için sanıyorum değil mi? Tabii. Ekşi pancarımız bir pancar renk verecek. Havucumuz ayrı bir renk verecek. Yeşillik. Çok severiz zaten patates salatasının her türlüsü güzel. Evet. Bunu sık yapar mısın? Yaparım. Ama tabii gelen misafire göre aynısını yemesinler diye patates. Evet. Siz de öğrendiniz beni artık. Vallahi artık öğrendik. Sana misafire gelmek lazım yemeğe. Ben bu sözü yazıyorum bir kere. Ha, tamam tamam yaz. Yaz o zaman. Yazdım. Beklerim. Herhalde ne zaman isterseniz. Çok severim misafir ağırlamayı. Ne misafirim olsun evimde. İkimiz çok üşenir. Sen öyle değilsin. Gitmeyi de severim. Gelsinler de çok severim. Kayınvalidemin günleri olur. Öyle mi? Mesela sözünüzü kestim. Kayınvalidemin günü mü? Kayınvalidemin günü olur. Biz aynı binada yaşıyoruz. Mesela ona onun da gününe, gel. Onun gününe de hazırlanırım. Hazırlık tabii yaparım. Tabii gelinsin yapacaksın tabii, artık. Tabii tabii. Böyle oturmak olur mu? Tabii. Kayınvalidenin gününe de sen yapacaksın. Yapıyoruz. O yapıyor mu? Sağ olsun. O kendisi de yapar. Yapıyor. Çok güzel çekme börek yapar. Çekme börek. Evet. Nasıl oluyor? Anlatsana. Çarşaf böreği, çekme börek. Ha çekme. Ha, iki çekme adı. Evet. Taze soğanlarımızı doğrayacağız. Tamam. İsterseniz onu siz yapın. Ben de o arada yoğurtla mayonezimizi karıştırayım. Bu karışıma ilave edeceğiz. Hepsini alayım mı? Sanki ister mi? Yani çok gelebilir sanki. Biraz ayırın. Şöyle bir lokmacık ayırdım. Bazı şeyler göz kararı. Tabii şimdi yaptığınız kalıp da çok önemli. Küçük bir kalıba da yapabilirsiniz yani az misafire. E tabii biraz... Malzemenin miktarı kaç kişi yaptığınızla da alakalı. Tabii ki. Ama böyle şeyler işte kısır patates salatası hiçbir zaman çok az yapılmaz tabii. Çünkü gidiyor. Gidiyor. Seviliyor. Ertesi güne de kalınca çok lezzetli kalınca oldu, da bizde bir de öyle bir kaos var. Ne oluyor? Tabii bizde şimdi misafir geldi diyelim. O gün misafirden işte kalmadı. Akşama bizim evde kaos. Vallahi. Neden niye daha kalmadı? Çok yapmadın? Evet, niye çok yapmadın? Neden kalmadı? Şuradan bir kaşık alabilir miyim Pelin Hanım? Çok olması lazımdı. Neden eksik oldu? Şunları aradan kaçıyor onları diyeceğine sık sık yapalım. Bu arada direkt patatesin içine mayonez ve yoğurdu koydum. Aynen öyle. İlave ediyorum. Biraz tuz ilave edeceğim. Şimdi onu ayarlayacağım durumuna göre. Tuzu mu? Şu limonu da bana bir kesebilirseniz eğer onu hemen ben... Kesme işi bende. Kesim sizde. Görev sizin. Ben de hemen yarım limonu sıkayım. Patates salatası her şeyin yanına çok güzel oluyor. Böyle güzel bir tavuk yapıp kızartıp yanına da çok lezzetli olabilir. Tamam. Buradan tuzumuzu orada. Da hemen alıyorum. Bir tane uzun kaldı. Onları da kestim. Tamamdır. Şimdi bu biraz farklı bir patates tarifi tabii ki. Yani klasik bir patates tarifi değil. Patates salatası tarifi değil. Tabii. Ben mesela böyle birlikte hem yoğurt hem mayonezle direkt patatesin karıştırıldığına daha denk gelmedim. Genelde böyle ayrıca sos gibi yapıyorlar. Üzerine de bazen sıkıyorlar evet, ama. Evet bu içinde. Bu biraz daha bunun farklı. Bunun özelliği farklı. Ödülü buradan geliyor herhalde. Ödülü buradan geliyor herhalde. Bunu şimdi... karıştırdıktan sonra 3 farklı kaba ayıracağız. O ayırdığımız kaplarımıza da birine taze soğan koyacağız. Patatesimize birine havuç koyacağız. Diğerine pancar koyacağız. Evet. Maydanoz ondan sonra da süslemek için mi? Süslemek tamam. için maydanoz. Her şey konulabilir. Mesela siz turşu seviyorsunuz. İçine turşu da ekleyebilirsiniz. Nane seviyorsunuz taze nane. Ya bunun, dereotu seviyorsunuz. Tabii tabii. Bunun bir farklı versiyonunu daha yapıyorum ben mesela. O da çok güzel. Ama onda dediğiniz gibi patatese karışmıyor. Üzerine pancar koyuyorum. Kenarlarına turşular koyuyorum. Her hali güzel. Vallahi her hali güzel. Peki bu ödülü kazandığın zaman ne hissettin? Tatilini, Bodrum tatilini? Valla o zaman aslında çok yeni evliydim. Ben hiç yemek yapmadan evlendim Pelin Hanım. Gerçekten. Gerçekten yani öyle. Hayret edilecek bir şey. Kendime de şaşırıyorum bazen. Pilav bile yapmamıştım. O kadar. Açıkçası. Evet hiç yapmadım. Küçüktüm böyle birkaç böyle
bir kek falan yaptım ama ondan sonra ilgimi çekmedi herhalde. 20 yaşında evlendim. 18 yaşında nişanlandım. O arada bir de deprem yaşadık biz. Tabii biliyorsunuz büyük 99 depremini. Tabii ben nişanlıydım. Evlilik hazırlığımız başlamıştı. Evimiz hazırdı ve deprem oldu. Tabii evimiz hasar gördü. Tam çok kötü böyle şeyler yani yaşadık. Evlenip yerleşeceğiniz eviniz mi hasar gördü? Evet. Ay, çok kötü şeyler yaşadık. Çok evet. İnsanlar çok kötü hayatlar yaşadılar. Çok zor şeyler geçirdik gerçekten. Sen de tam böyle genç oldun. Umutlarının böyle dolu dolu olduğu yuva kuracaksın. Çok zor bir şey yani. Tabii. Çok 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 üzücü şeyler yaşandı. Çok şükür atlattı Adapazarı bunu. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Şimdi bunu ayırabiliriz. Ayıralım. Hayat öyle işte, acısıyla tatlısıyla. Tabii her şey bizim için. O da yaşanması gerekiyormuş. Ne kadar koyalım? Şimdi göz kararı üçüne ortak... Burada hiç bırakacak mısın? Hayır, ortak bölüyoruz göz kararı. O zaman şöyle madem elimi attım. Tamam. Bölme işlerini yapayım. Biraz da bir yoğurt, biraz tuttu da bunu. Tabii. Böyle katı bir kıvamı oldu şu an. Ben hemen şey alayım. Aşağı yukarı dedim diye düşünüyorum. Oldu mu acaba? Oldu herhalde. Onu kaldıralım. Evet. Bunu şimdi... Kaşık kullanacak mısın? Karıştırırken kullanacağım. Bir tam birinde kalabilir. Bir de tabak alsam ben bunu Pelin Hanım ona rendelesem. İstersen şunu rendele, daha rahat olur. Tamam. Hiç sıkıntı geniş, yok. Geniş sıçratmadan. Tamam. Nasıl isterseniz. Biraz büyük oldu ama olsun. Şimdi ama rendeleme işlemimiz öbürü de rendeleneceği için. Evet, anca olur. Biraz sıçrıyor ya böyle rendele yaparken. Evet. Geniş kaplar çok daha rahat. Ben özellikle küçük tarafından rendeliyorum. Büyük de daha böyle, daha kibar oluyor bence küçük tarafından rendelenmesi. Biraz içine kaybolsun istiyorsun. Biraz patatesle yani kaynarsın. Hem rengi görünüyor hem daha kibar duruyor. Ağzınıza çok dolgunluk yapmaz. Sonra ilk evlendiğiniz zaman yemeği nasıl öğrendin peki? Sonra işte kayınvalidem çok becerikli birisi. Onun yanında eşimde, tabii eşimde hep becerikli bir anneden lezzetli yemekleri görmüş. İzine alışınca. Tabii istedi. Sonra zamanla bir şeyler oturuyor. Yapıyorsunuz yani. Mecbursunuz. Karnından fır yemek bilerek. Tabii ki. Olmadan. Meğer ilgi alanım mutfakmış. Evet. Sonradan öğrendim. Aslında hayalim anaokul öğretmeni olmak. Hayır, böyle bir hayalim var. Hayır. Yapmadım. Bazen hayat size farklı yönlere götürüyor. Bilmiyorum, çok güzel bir anaokul öğretmeni olabilir mi şansınız? Öyle mi? Çocukları çok severim ama. Anaç bir tarafında evet, var. Çok severim çocukları. Halim her şeyi yapmayı seviyorum. Güzel. Hiç sıkıntı yok yani. İnce tarafıyla rendeliyoruz. Evet. Bir tane daha rendeleyeceğiz galiba. Sanki yetecek gibi geldi. Tamam. Artık sizin tamamen tabii. Kişi sayınıza bağlı. Tabii, aynen. Sizin evde çok yapılıyordur bu tane. Bolca. Daha çok tatlılar, poğaçalar. Poğaça kalmazsa bizde bir... hesabı yapmak lazım. Poğaça kalmazsa değil bir mi? Kaos bizde. Değil şimdi mi? Ben bunu bir temizleyip hemen tekrar pancarımı yapacağım. Pancarı da mı rendeleyeceğiz? Evet, onu da hemen... Pancarı nasıl rendelenecek acaba? Ufak tarafından. Büyük bir sabırla. Bir şey diyeceğim, o zaman elim biraz boy olabilir mi? Bunu aktarıyor muyuz? Evet, bunu aktaralım o zaman. Bir şimdi tanesini yapalım. Alalım. Dur ben elimi bulaştırayım. Tamam. Bir tanesine şöyle. Hatta bunu da bir sudan geçireyim. Tamam. Karışmasın bunu da hemen rendeleyeyim ben. Siz isterseniz taze soğanı o arada diğerine ekleyin. Karıştırma işlemlerini yapabilirsiniz. Ben mi yemek yapıyorum, siz mi? Ben yardımcıyım ya. Ben asistan yapıyorum. Tarifler senin. Bu arada tek tek rendeliyorsun onları hakikaten. Bunu daha pratik bir yolu mu acaba? Sarf ediyorum buna böyle. Belki rondodan falan geçirilebilir ama o zaman da çok mu sulu olur? Çok sulu olabilir evet. Değil mi? Onun için... Evet, burada büyük bu kısım biraz elinizde olabilir ama... Bunlar biraz o ama onun harici hiç oyalayıcı herhangi ben bir şey yok. Ben biraz karıştırmaya başlayayım bu arada. Tabii siz karıştırın. Sonra kalıbımıza yerleştirelim. Şöyle biraz içine işlesin patatesi. Güzel oldu rengi de. Onu da siz da karıştırın. Hepsine yeni birer kaşık alacağım. Birbirine renkleri tabii karıştırmasın. Tabii renkleri geçmesin. Kıyafetine de çok uyumlu oldu turuncular. Bunu evet ince tarafıyla yapmakta evet fayda var. Rendenin havucu ince tarafıyla rendelemek lazım. Çünkü biraz daha bence içine kaybolacak. Şöyle yapalım. Bodrum'a tatile götüren salata. Salata.
Ben şimdi biraz suyunu sıkıyorum. Evet, çünkü çok sulu oluyor. Evet, çok sulu çünkü. Güzel bir tatil yaptık o zaman salatamızın hatırına. Evet. Sonra daha sonra bir kez daha katıldım ben aynı yarışmaya. Sonra bu sefer ne yaptın? O zaman da ıspanaklı kuş yuvası yapmıştım. Ne de güzel, değişik bir tarifmiş. O da değişik. Biraz da sunum da güzel olunca puan alıyor tabii. Kaçıncı her şey. Oldu? O zaman da üçüncü oldum. Bir üçüncülük var efendim. Evet. O zaman da üçüncü oldum. Onda da yemek kazandık. Ama o zaman ödülleri, yani o zamanın ödülleri biraz şeydi. Küçüktü ikinci yarışmaya girdiğimde. Yine tatil ya ama bence. Tatil. Çok iyi. Birinci olan 5 yıldızlı otele gitti. Sizin kaç yıldız? 3 mü? 5, 4, 3 diye evet, yıldızlar düşüyor. Bizimki oda kahvaltı bir tatildi. Aynen öyle. Olsun. Yeter, çok güzel. Anılarımız var, resimlerimiz tabii, var o günden. Sonuçta bir patates salatası ile kimse tatile gitmez. Evet. Güzelce renk vermeye devam ediyoruz. Böyle üstüme sıcak olmaya çalışıyorum. İsterseniz ben yapayım. Dur, artık elimi ulaştırdım seni. Sizi hep siz yapıyorsunuz. Tamam ya, sonra bana kötü laf edecekler. Ama sen konuğun elinden kaşığı aldın diye. Allah'ım, yok canım, olur mu öyle şey? Siz de beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında bunu elimizle yoğursak ayıp olur mu? Yok, elle yoğurabilirsin, sıkıntı yok. Yoğurabilirim değil mi? Biraz galiba burada pancarın patatesin iyice içine geçmesi lazım. Tabii ki. Şimdi geçmezse o şeyi yaşayamayız. Evet. Ben evde eldiven takıyorum mesela. Hala, hala, eğer böyle çok kirli olursa hamur yoğururken eldiven kullanıyorum ama elle... Eldiven kullanıyor musun? Hamur yoğururken kullanıyorum. Köfte yoğururken kullanıyorum. Hani el çok yağ oluyor ya insanın. Biraz değil de bir kokusu var ya, ben de onu bir seviyorum. İşte yani olmasa iyi ama. Belki daha sonra kokusları çıkar, bilmiyorum onları. Şimdi bunu böyle. Bir tabağımız var. Büyük bir servis tabağımız. Üzerine de kelepçeli bir kek kalıbımızı koyduk. Evet. Ama öncelikle bunu şimdi ters çevirecek olsaydık farklıydı. Şimdi en alta pancarı koyuyoruz. Renk önemli. Renk sıralaması önemli. Öyle mi? Yani. Tamam. Evet. Araya yeşil koyacaksın diye düşünüyorum. Araya değil. Turuncuyu araya koyacağım. Ha, evet. En üste yeşil koyacağım. Vardır bir bildiği. Evet. Bu arada kabınızın büyüklüğüne göre miktarları arttırabilirsiniz. Tabii. Biz böyle tam denk gelecek ama daha da çok yapılabilirmiş. Tabii tabii, yapılabilirdi. Tabii daha küçük kalıpları da var. Şimdi böyle mesela, hani ufak böyle bir kalıp. Kişilik bir misafiriniz tabii, varsa tabii daha büyük de olabilir, daha küçük olabilir. Tercih size kalmış. Göz kararı, rengini bulduğunuz zaman onu kapatacağınız. Şimdi benim elim kirlendi. Yine elimi yıkayacağım. Hanımlar diyecek ki ne çok el yıkadı. Ama öyle şimdi renk birbirine geçmesin diye, değil mi? Ama şimdi tabii mecbur. Yani onu mecbur. En üstte maydanoz koyacağız değil mi? Tabii en üstte maydanoz koyacağız. İsterseniz güzel bir rengi oldu böyle, pembeli kırmızılı beyazlı gibi. Rengarenk. Şimdi bu karıştı ama gene bunu da şöyle. Gene bir elle bir yoğurmakta fayda var. Çok seviyorum hamur yoğurmayı. Vallahi. Sana bugün hamur yoğurtsaydık keşke. Olabilirdi. Seviyorsan. Neden olmasın? Artık alayım ben buradan. Tamam. Burada ben bunları biriktiriyorum. Arkaya göndereceğim şimdi. Tamam. Tekrar elini yıkıyor. Öbürünü de koyduk mu? Bir tek son katımız ve süslememiz kaldı değil evet. mi? Evet. Maydanozumuzu da isterseniz. Doğrayayım mı? Doğrayayım. Yoksa böyle şey mi yapacaksın? Doğrayalım. Doğrayalım. Üzerine tamam. Serperiz. Tamam. Şöyle yapalım. Onu da aldık. Tamamdır. Bu zaten karışmış yeterince. Bu yemeğin tek bir sıkıntısı var. Biraz kap çıkartıyorsunuz i̇şte, bulaşık için. Bulaşık. Bir şey yok. Sular kesikse sakın. Değil mi? Böyle biraz ayrı ayrı yapmak gerekiyor çünkü. Evet. Şuradan biraz da maydanoz alalım. Islatıp. Bu da hazır. Şunu da şöyle bir yaparsam. Böyle bir elini ıslatınca biraz o dokusu tabii, da pürüzleşmiş oluyor. Tabii tabii. Hemen daha oturuşuyor hem. Şimdilik bu kadar. Süslenme aşaması. Kalıbını çıkaracağız. İsterseniz bunu biraz bekletelim dolabımızda. Bekletelim mi? Bekletelim tabii, ondan tamam. Sonra çıkaralım. Süslemeyi sonra mı yapmak süslemeyi istersen? Süslemeyi isterseniz çıkarınca şey yapalım. Çıkarınca kalıptan yapalım. Çıkarınca tamam. Yapalım. O zaman biraz patates salatamız dolapta dinlensin. Biz de bu sırada çıtır kaseli göbek marulu tavuk salatayla devam edelim. Çıtır kaseli göbek marulu tavuk salatası. 2 adet yufka, 1 adet göbek marul, 2 parça haşlanmış tavuk göğsü, 2 adet havuç, 1 çay bardağı mısır, yarım demet dereotu, 1,5 su bardağı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı tuz,
Kızartmak için ayçiçek yağı. Günün son tarifine geçsek, günün son tarifi gene güzel bir salata ama bu sefer böyle etli olacak, içinde tavuk olacak. Evet. Hem de böyle çıtır kaseler yapacağız. Dolayısıyla sunumu da pek şık olacak diye düşünüyorum. Bu salatamız da favori ama. Öyle mi? Evet. Bu da mı senin böyle bir... Bu salatayı ne zaman yapsam kasenin dibini görüyorum. Gerçekten. Öyle değil. Çok lezzetli. O zaman garantili tariflerden biri bu. Mayonez belki olması için de diyet için de güzel olabilir ya, yani. Şey böyle hani az bir şey yediğiniz zaman mayonezde zaten sıkıntı yok. Tabii. Böyle patates kızartmasıyla çok yiyince biraz o gidiyor. Ama bence yoğurtla salata soslarına çok yakışıyor. Çok lezzetli. Değil mi? Hadi başlayalım. Nereden başlayalım? Göbek marulumuz ben var. Ben tavuklarımı isterseniz dideyim. Tamam. Siz bu arada... Ne yapayım bunları ben? Onları... Keseyim mi? Evet. Tamam. Bunları ince ince kesiyorum. Hı-hı. Hepsini kullanalım mı? Kullanalım. Anca yeter ha, değil mi? Anca yeter. Tamam. Evet. Haşlanmış tavuk etimiz var. Onları bir güzel didik didik yapıyoruz. Ben de bu sırada şöyle ince ince kıyayım. Göbek marulla da çok güzel oluyor salatalar. Göbek marul gerçekten çok daha lezzetli. Daha nötr bir lezzet ya. Hani her türlü sosu eti kaldırıyor aslında. Ton balığı da koysan güzel, tavuk da koysan güzel, hayır, balık da koysan güzel üstüne. Yani ortadan dörde bölün, üzerine zeytinyağı, limon ekleyin. Mis gibi salata tabii mi? Ki. Buraya alayım mı? Doğradıklarımı ne yapayım? Tabii olabilir. Şuraya. Siz böyle alın. Tamam. Şimdi tavuğumuz hazır. Evet. Marulumuz hazır. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen karıştıralım mı? Yok. Tabii karıştırabiliriz. Havucu ne yapıyoruz? Sonra dökeceğiz. Rendeleme. Havucumuzu rende yapıyoruz. Rende edelim. Rende işini sen çok iyisin. Tamam. Ben sana paslıyorum. Pasladınız bana. Tamam. Pasladım. Hemen burada ben rendemi de yapayım. Atayım mı içine direkt karışsın mı? Tabii. Tamam. Karıştırabiliriz. Yoğurdumuzu ve mayonezimizi karıştıracağız. Tamam. Dereotu da koyacağız. Dereotu da koyacağız. Bir sürü ekleyeyim. Mısır ekliyoruz. Direkt hepsini ekliyoruz. En son yoğurtla karıştıracağız. Bu kadar. Sonra da kase yapacağız tabii. İşte biraz görselliği de orada. Tabii orada. Şöyle yapalım. Dereotunu da keseceğiz değil mi? Evet, onu keseceğiz. Tamam. Şu bıçakla devam ederiz. Güzel şunu... ve doyurucu tarifler oluyor bunlar. Ben seviyorum bu tip tarifleri. Böyle bir öğünün yerine geçebiliyor. Evet evet, bu çok, öğlen çok yemeği güzel. İçin bence çok İsterseniz ideal. Bunu alın. Arayayım. Siz ben ona devam edeyim. Siz o arada dereotunu tamam. Yapın. Olur mu? Tamam, aynen buradan devam edebiliriz. Hı-hı. Şöyle ben tahtamı aldım. Gene tahtayı size verdim. Evet. Şunu da o zaman şu kenara alalım. Sanki bir yöntemini buldum galiba. Bulduk. Buldun mu? Öyle oldu gibi. Ben de şuradan dereotunu. Hep size iş yüklüyorum. Olsun. Ben hazırım. Seviyorum. Siz çok evde yapar mısınız yemek? Yapıyorum tabii, ne yapacağım? Çocuklar var, koca var. Kim yiyecek o yemekleri? Kimi yapması lazım? Ben diyorum ki yufkalarımızı kızartalım. En son karıştıralım. En son hem karıştıralım. Sulanmasın. Evet. Şunları birazdan arkaya alacağız. Tamam. Şöyle. Ama bir yağımızı koyalım ki birazcık yağımız da ısınsın değil mi? Ne kadar kullanacaksın? Bayağı, derin olması lazım. Tabii derin olması gerekiyor. Çünkü o yufkadaki çanak şeklini yağlı. Yanlış bilmiyorsam atıyorsun ve hemen kaşık kepçe bir şey bastırıyorsun. Kepçe koyuyorum. Evet, evet şey kepçe gerekiyor. Koyuyorum. Kepçe zaten ona o şeklini veriyor. Bunları buradan alalım. Bu sırada gene sosumuza geçebiliriz. Geçebiliriz evet. Onun altını açtık zaten. Hazır. Sosumuzu bunu yapalım mı? Yapalım. Mayonezimiz var, yoğurdumuz var. Ne istersin başka? Tuz lazım. Tuz. Tuzumuz orada. Tuzumuz orada. Kaşık da vereyim bir tane ben sana şöyle. Şu an için salatamız hazır. Hazır. Kaseleri evet, yapayım. Kaseleri geçebiliriz. Bu böyle hazır. Kenara alıyorum. Tamam. Şimdi. Şimdi bakalım kaseyi nasıl yapacağız? Yufkalarımızı. Kepçemiz de orada. Ben de çiğ yufkacıyım. Aa. Çok severim. Ama ev yufkası çiğ yenir ama bunu da yiyor musunuz?
Yemez miyim? Esas bunu yiyorum ben. Ne yiyeceğim? Sen artanları bana ver ya. Bizde çok güzel Taraklı'da yufkalar yaparlar Ramazan hazırlığı, i̇şte makarnalar. Getireceğim. Elim boş mu geldin acaba bugün? Ters zamana geldiniz Pelin Hanım. Niye biliyor musunuz? Çünkü şimdiden sonra bir önce Ramazan hazırlığı vardı. Ramazan hazırlıkları hep yendi. Kalmadı bir şey. O yüzden bir dahaki Ramazan'a artık mecbur çağıracağız. Şimdi bunu böyle kesiyoruz. Ne yapıyoruz? Geniş bir kasemiz ters çevirdik, koyduk. Evet. Buradan böyle bir yuvarlak çıkarıyoruz. Olmuş mudur acaba? Bir tane şuradan şey yapayım mı? Test edeyim mi olmuş mu diye. Bakın siz yağ kızdıysa. Bence kızmış, çıtırdıyor hemen çünkü. Devam edebiliriz. Bunu o zaman alayım oradan. Haydi bakalım. Hemen başlıyoruz. Hemen mi bastırıyorsun? Tabii tabii. İşte şu olan. Jobs ediyor ve bastırıyorsun. Evet. Ve çekmiyorsun, öyle bekliyorsun. Bekliyorum. Yani o şekilde kızarmasını bekliyoruz aslında, değil mi? Bir süre sonra o zaten kendi moduna geçecek yani. O şekli aldıktan sonra. Yani kısırda yapıp çıtır kasenin içine servis edebilirsiniz, değil mi? O da çok güzel olur. Her yani şeyi koyabilirsiniz. Bu çıtır kaseyi her şeyde kullanabilirsiniz. Kaseyi yapın, hazır olsun. Her şeyde olur. İçine koyduğunuz salata sizin tamamen damak tadınıza ve zevkinize kalmış. İlk kere heba edeceğiz galiba, öyle gözüküyor galiba mu? Galiba öyle görünüyor. Krepte heba etmedik de burada bir tane heba etmemiz evet. Gerekiyor. Çıtır kaselerimizi yapmaya devam edelim. Sonra da zaten salatamızı kaselerimizin içine koyup hemen servisini yapacağız. Evet, kaselerimizi kızarttık. Şimdi geldik artık sunuma. Evet. Çok da şık gözüküyor. Kaselerimizi koyacağız. Biraz da bir narin davranmak lazım. Tabii, değil mi? Çok. Direkt üstüne bir şey yapacaksın. Evet, narin dedim, direkt zaten evet, bak nazardaydı. Evet, nazardaydı. Ben onu yerim, sıkıntı değil. Dur, onu o zaman şöyle alayım. Ben onu yiyeyim, tamam, o benim hakkımmış. Tamam, şöyle. Ben bir tane böyle ortaya koyayım. Çok güzel olmuş. Bugün size çok haklar nasip oldu. Şimdi yerken içinde böyle hani kasesini de yiyebilirsiniz. Hani evet, kasesi güzel de, ama tabii, tabii, lezzetli böyle bir çıtır salata. Kıtır bir şey olacak içinde. Salatalarımız hazır. Bitti, sohbet ederken çıtırlarımız. Bitirdik. Evet. Şöyle efendim, sunumunu gösterelim sizlere. Çıtır kaseli, göbek marulu, tavuk salatamız hazır. Çok güzel, sunumu da hoş, lezzetli bir salata oldu. Çok lezzetli. Evet. İnşallah izleyicilerimiz de bence beğenir. Beğenecekler. Bir neler koyduk, nasıl yaptık hatırlayalım bakalım ne yapmışız. Olarak patates salatamızı, ödüllü patates salatamızı serviste yapacağız. Dinlendi dolapta. Çıkartalım mı? Açıyoruz. Öbür tarafa doğru. Evet. Aynen. Evet. Ay çok zarif oldu. Rengarenk bir salatamız. Gayet güzel gözüküyor. Kat kat. Bunu daha da böyle çok porsiyonlu ya da daha dar kapta yaparsanız daha da kalın durabilir. Kalın katlı da yapabilirsiniz. Daha küçük bir kalıpta olup daha yüksek de olabilir. Herhalde bu tamamen güzel. Sizin tercihinize kalmış. Biz de buradaki kalıbımızla bunu yaptık. Sonuçta evet, bu senin sofra yemekleri gibi oldu biraz. Lezzet. Afiyet olsun diyelim mi? Olsun diyelim efendim. Şöyle sunalım. Son tarifimizi de artık sunduk. Böyle bir patates salatası yaptık ama ödüllü bir patates salatası oldu. Altında böyle güzel, aslında üç kat
patatesi farklı renklendirdik. Hemen güzelce soslamış olduk. Bir bakalım neler koymuşuz, nasıl yapmışız. Sonra bütün yemeklerimizi soframıza alacağız ve günün özeti gelecek. Çikolata bohçaları bence günün enteresan tariflerinden biri. Diyorsanız ki ben sıkıldım, farklı bir şey sunmak istiyorum. Bu hakikaten öyle bir tarif. Tatlısı, tuzlusu, salatası, ödüllüsü, her şeyi var. Şahane bir sofra kurduk efendim. Bütün yemeklerimizi önümüze aldık. Gayet güzel gözüküyor. Çok güzel. Tatlısı, tuzlusu, salatası, ödüllüsü, her şeyi var. Evet, çok eline güzel sağlık. Görünüyor. İnşallah seyircilerimiz de çok beğenir. Bence beğenecekler. Mutlaka bu tariflerin yapılması lazım. Hakikaten çok pratik oldu ama yani genel olarak hep böyle dolapta bulduğumuz malzemelerle çok pratik şeyler yaptık değil mi? Çok başta söylemiştim, çok cep yakmayan diye. Bence evet. Yakmaz. Cep yakmaz. Bazen onu düşünmek lazım. Evde olan malzemeler. Çok ekstra bir şey koymadık tabii ki. Ne yemekler yaptık? Şöyle bir baştan hatırlayalım. Kaçıranlar olabilir, hatırlamak isteyenler olabilir. Sırasıyla gidelim istersen. Bir dereotlu kekimiz vardı. Çok güzel, çok pratik bir tarif. Hakikaten 3-5 dakikada yaptık diyebilirim. Evet. Klasik bir kek gibi başladık ama içine şeker koymadık farklı olarak. Evet. Dereotu ve beyaz peynir koyduk. Yumuşacık bir yumuşacık kek. Yumuşacık oldu, çok taze. Çok güzel, böyle kahvaltılarda kullanabileceğiniz, çocukların beslenmesine verebileceğiniz güzel pratik bir tarif. Daha sonra tatlımızı yaptık, çikolata bohçaları. Bence günün enteresan tariflerinden biri. Çünkü hakikaten klasik tatlılardan farklı. Diyorsanız ki ben sıkıldım, farklı bir şey sunmak istiyorum. Bu hakikaten öyle bir tarif. Çok güzel bir tarif. Evet, bir muhallebi yaptık. Muhallebimiz soğuduktan sonra içine vanilyasını ve toz krem şantisini ekledik. Evet. Bir taraftan da böyle bir krep vari bir şey yaptık ama tam böyle bildiğiniz klasik krep değil aslında bu. Çünkü ayçiçek yağı yerine aslında margarini önce bir eritip kullandık. Bir yandan da kakao ekledik. Dolayısıyla farklı bir tarif oldu. Ve hemen tavaya koyar koymaz sadece tek bir tarafını pişirdik. Burası önemli. Göz göz olup kabardıktan sonra hemen kenara aldık ve içine muhallebisini koyduk. Anladım. Yapıştırdık çünkü o sıcaklığa yapışması lazım. Ondan sonra dolapta biraz soğuttuk. En sonunda çikolata sosuyla servis ettik. Daha sonrasında efendim bir adet ödüllü patates salatamız var. Kendisinin ödül kazandığı aslında çok güzel bir tarif. Şimdilerde bu tarifler çok moda oldu ama bence gene denenmesi lazım. Aslında haşlanmış patatesler gene çok pratik yaptığımız bir tarif. Haşlanmış patatesi yoğurtla ve mayonezle soslayıp sonra onu 3 ayrı parçaya böldük. Bir tanesine taze soğan ekledik. Bir tanesine rendelenmiş havuç koyduk ki rendenin en küçük tarafıyla yaptık. Diğerine de pancar turşusu koyduk. 3 ayrı renkten üzerine de maydanozlu dediğimiz çok güzel kek kalıbında çıkardığımız bir tarif oldu. Bu da görüntüsü hep masada olsa değil mi böyle salatalar? Olsa baksak yemesek değil mi? Baksak ve yemesek evet. Ama yemeden de olmaz. Evet. Son tarifimizde çıtır kaseler vardı efendim. Göbek marullu tavuk salatası. Bir yanda güzel bir göbek marullu, mısırlı, haşlanmış tavuklardan oluşan hafif bir, fresh bir salata yaptık. Bunu tek başına da tüketebilirsiniz. Ama biz sunumunun şıklığından dolayı bir de böyle yufkalardan çıtır kaseler yaptık. Hemen kepçeyle bastırdık. Anında zaten o kase şeklini alıyor. Ve sonra hemen servislerimize koyduk ve bu şekilde sunumunu yaptık. Birlikte de yenilebilir olması güzel. Sadece süs değil. Tabii. Değil mi? O da hoş bir kasesi şey. Kasesi de yenir salata. Bence çok da güzel olur. Çünkü ben bazen mesela böyle salatanın içinde böyle kıtır ekmek tadı istiyorum. O da biraz o kıtırlı verecek bir şey. Tabii. Favori menülerden birisi bence. Çok mutlu oldum. Oh, sizden bunu duymak güzel. Ne demek? Tabii ki. Gerçekten çok keyif aldık. Güzel bir program oldu. Buradan Adapazarı'na da sevgilerimizi gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz. Size de selamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.